Merhaba İş ve Başarı'nın değerli izleyicileri, Türkiye turumuza hız kesmeden devam ediyoruz. Bizler bugün rotamızı Diyarbakır, Ergani'ye çevirdik efendim. Gayrimenkul alanındayız. Bu alanla alakalı birçok şey konuşacağız, detaylı bilgileri öğreneceğiz ama bunlardan önce yanımızda işletme sahibimiz Şerafettin Bey var. Öncelikle kendilerini tanıyacağız ve bütün detaylı bilgileri Şerafettin Bey'den öğrenmiş olacağız. Adım Şerafettin Sönçalın. Yani bu işe yaklaşık bir 4-5 yıldır falan yapıyorum. Daha önce 2014-15 yıllarında da Diyarbakır'da otogaleride hani çalışıyordum abimgilin yanında. Onlar da şu an inşaat sektöründe falan çalışıyorlar. Ben de buraya yerleştim. Burada bu iş yapıyorum. Yani oto emlak falan yapıyorum. Sizler burada neler yapıyorsunuz? Hizmet ve faaliyetleriniz nelerdir? Hizmet ve faaliyetlerimiz şu şekildedir. Şimdi her şey mesela hani artık teknoloji üzerinden yapıldığı için birçok mesela arsalar, evler, ondan sonra araba alım satımından falan olsun. Onları alıp mesela hani daha iyi sitelerde falan paylaşımı yapıyoruz. Bu buradaki halkın hani hizmeti içindir. Şerafettin Bey, sizler gayrimenkul alanında neler yapıyorsunuz? Hizmet ve faaliyetleriniz nelerdir? Hizmet ve faaliyetlerimiz şu şekildedir. Burada hani gün boyu zaten insanın ev fiyatları biraz uçtuğu için hani halk gelip bize soruyor yani işte evler ne kadardır, şu ne kadar şey falan oluyor, maliyeti ne kadardır diye. Biz onlara daha iyi bir ev bulmak için burada hani paylaşım falan yapıyoruz. Yani günümüz öyle geçiyor yani işte vatandaş şey yani mesela de diyor şu ev niye o kadar şeydir diye. İşte pahalıdır ya da düşüktür, şudur diye. Biz ona mesela o fiyatı çıkarmak için yardımcı oluyoruz. Aslında daha iyi bir şey çıkarmak için mesela, fiyatı çıkarmak için. Çok güzel. Her bütçeye göre hareket etmiş oluyorsunuz bu noktada. Sizler sadece ev satışları mı yapıyorsunuz yoksa arsa, arazi satışları da var mıdır? Arsalar da var. Arsalar şu şekildedir. Hani mimari ve de mimarsız olanlar var. Onları çoğu hani mesela emlakta ev yapmış ama ruhsatsızdır burada çoğu. Hepsi hani ruhsatsız olarak şey yapıyor. Arsa olarak geçiyorlar. Hani tapular. Aslında bu noktada evlerin alımını satımını yaparken sizler nelere dikkat ediyorsunuz? Tapuların arsalı veya evde hani hane olarak geçtiğini. Çünkü bu hani sorun burada çok var, bayağı var. Adama mesela ev hani veriyoruz. Şimdi arsanın fiyatı ayrıdır. İçinde bir hane oluştuğunda ayrıdır. Mesela burada mimari olarak geçmiyoruz zaten hepsini. Tapusuz hani mesela çoğu tapusuzdur, çoğu şey olarak geçiyor. Şimdi biz de aracı olduğumuz için o sorumluluğu kaldırma biraz şey oluyor. Yüksek maliyeti hani şey oluyor. Yüksek maliyetler getiriyor size aslında bu noktada. Peki sizler bu noktada biliyorsunuz ki müşteri memnuniyeti de çok önemli. Sizler bu müşteri memnuniyetini nasıl sağlamış oluyorsunuz? Daha ucuz, daha iyi bir ev bulmaya yardımcı oluyoruz onlara. Çok güzel. Şimdi Şerafettin Bey, bizler buraya geldik. Bir tane ev beğendik. Dedik ki bütçemiz o kadar elverişli değil. Bu noktada sizler bankalardan yardım sağlıyor musunuz? Bankalardan şu şekilde hani yapıyoruz. Mesela krediye uygun mu, uygun değil mi diye ilk önce bir bakıyoruz. Eğer uygunsa, kişinin hani puanın şeyi falan da yüksekse bir sorun oluşacağını sanmıyoruz hani şey yapıyoruz, o imkanı sunuyoruz. Ama senetle falan şey yapsa o sorun biraz hani şu an bu zamanda biraz sıkıntılıdır. Hani kimse ne kefil oluyor ne şey oluyor. Biraz sıkıntılı bir durum yani bu zamanda ekonomide. Doğrudur. Şimdi bu alanda bir de bildiğim kadarıyla evlerin ekspertizleri yapılıyor. Bu noktada sizler ev ekspertizi yapıyor musunuz? Bizim burası küçük bir yer olduğu için ilçede hani kimse onu yapmıyor. Sadece araçlarda falan yapıyoruz. Şimdi biliyorsunuz ki bu alanda zamanında çok fazlasıyla insanlar sıkıntı yaşadı ve ister istemez bir güven problemleri var. Bu noktada sizler güveni nasıl sağlıyorsunuz? Şu şekilde mesela evlere bakması için zaten onları hani çağırıyoruz. Bakmak istedikleri eve götürüyoruz. Orada her şey detayına bakıyorlar. Ondan sonra hani alıp almadıklarını onların kararıdır. Biz o sorumluluğu almıyoruz yani mesela onlara hani bu şeyi sunuyoruz zaten gelin kendiniz görün bakın diye.
gelip bakıp gördüklerinden sonra bir nevi bir onara ekspertisi yani kendisi şey yapıyor. Çok güzel. Bakmış, beğenmiş, almış demektir. Değerli izleyicilerimiz mutlaka bu güzel hizmetlerden yararlanmak isteyeceklerdir. Sizlere nasıl ulaşım sağlayabilirler? Yani bizim numaralarımızdan ve sosyal medya hesaplarımızdan ulaşabilirler. Değerli izleyicilerimize son olarak neler söylemek istersiniz? Biz burada kaliteli iş yapıyoruz. Eğer siz de kaliteli ve güven istiyorsanız buraya bekliyoruz. Vermiş olduğunuz değerli bilgiler için öncelikle sizlere teşekkür ediyoruz ve bu yolda başarılarınız daim olsun. Biz çok teşekkür ederiz. Sağ olun, teşekkürler size. Efendim, sizler de güvenilir ve kaliteli hizmetler almak istiyorsanız ilk geleceğiniz durak burası olmalı diyoruz.